Öncelikle kahve günümüzde günlük hayatımızda daha doğrusu çok fazla tercih edilen içecek gruplarından biridir. Ve özellikle tüketim miktarına dikkat ederken mutlaka önemli noktaları bulunmaktadır. Burada en önemli birinci nokta içtiğimiz kahvenin kafeinli veya kafeinsiz olmasıdır. Özellikle bu tarz parametrelere dikkat ederek gün içerisinde rahatlıkla güzel bir tüketim yapabilirsiniz. Gün içerisinde toplam kafein alım miktarımız 300 miligrama geçmemelidir. Örneğin bir kahveyi tüketeceksek öncelikle arkasında bulunan besin etiketine mutlaka incelenmesi gerekiyor. Ayrıntılı bir şekilde besin etiketi incelendikten sonra gün içerisinde rahatlıkla kafein alımını gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin bir porsiyonunda yani bir kupasında veya bir fincanında kaç miligram kafein olduğunu hesaplayarak gün içerisinde bir kahveden ne kadar kafein aldığınızı gönül rahatlığıyla hesaplayabilirsiniz. Bu miktara da özellikle dikkat ederek gün içerisinde çok daha rahat porsiyon kontrolü yine yapabilirsiniz. Özellikle gün içerisinde fazla miktarda kafein alımı ile birlikte idrarla birlikte daha doğrusu kalsiyum atımı da artmaktadır. Özellikle kemiklerimiz 35 yaşına kadar kalsiyumu depolamaktadır. Ancak 35 yaşından sonra kemik dokumuz daha doğrusu kalsiyum alımını yavaşlatmakta ve durdurmaktadır. Bu durumda kemik erimesine 35 yaşından sonra daha fazla yatkınlık içerisinde olmamıza ve yaşlılık dönemini daha böyle sıkıntılı bir şekilde geçirmemize neden olmaktadır. Bu nedenle olabildiğince kalsiyum depolarımızın ve rezervlerimizi korumaya dikkat etmemiz gerekiyor ve özellikle gün içerisinde kalsiyumdan ziyade kafein alım miktarına da dikkat ederek gün içerisinde porsiyon kontrolünü gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bir diğer kahve tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de kahvenin nasıl tüketilmesi gerektiğidir. Özellikle şekerli, şuruplu ve kremalı kahvelerin tüketiminden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Çünkü özellikle kahvenin içerisine krema eklendiği zaman vücudumuza trans yağ asitlerini almış oluyoruz. Bu durumda maalesef ki damarlarda tıkanıklığa ve sıkıntılara yol açmaktadır. Bir diğer önemli nokta ise kahvenin şekerli tüketimidir. Özellikle kahveyi şekerli bir şekilde tüketerek vücudumuza boş miktarda daha doğrusu kalori alımı gerçekleştirmekteyiz. Bu durumda maalesef yine aynı şekilde vücudumuza boş bir kalori alarak kilo alımına neden olmaktadır. Gün içerisinde doğru kafein miktarı ile birlikte kahveyi nasıl tercih edeceğimiz de özellikle kilo verme döneminde büyük önem arz etmektedir. Sizler de kahve tercihinize özellikle yarım yağlı sütle hazırlanmış filtreden yana kullanarak hem metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz hem de günlük sağlığınızın korunmasına yardımcı olabilirsiniz.